Cumhurbaşkanı'ndan açılmışken geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiğimizde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Gül'ün ve sizin birlikte aday olmanız durumunda Sayın Gül'ü destekleyebileceğini söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ya bu tür basit hani tartışmaların içerisine Tayyip Erdoğan girmez. Bu Kılıçdaroğlu'nun çok basit alışkanlıklarıdır. Yani atışmanın içerisinde asla olamam. Sayın Cumhurbaşkanımız da yerini konumunu bilir. Ben de yerimi konumunu çok iyi bilirim. Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünde satranç taşı olmayız, bunu bilmesi lazım. Şey şimdi hep Kılıçdaroğlu konusu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu için eleştiriyorsunuz, sözlerine cevap veriyorsunuz. Neticede başbakan ve bir parti lideri olmanın ötesinde siyasetçi olarak Deniz Baykal mı daha etkili muhalefet lideriydi? Kılıçdaroğlu mu? Onu Kılıçdaroğlu'na soracaksınız. Kılıçdaroğlu'na nasıl? Ben öyle bir değerlendireyim bak. Onun şimdi Kılıçdaroğlu'na böyle bir soru sorsanız onu cevaplar. Ama ben böyle bir soruyu cevaplamam. Ama ben sadece şunu söyledim. Bakın. Kılıçdaroğlu Sayın Baykal'ı ziyarete gittiğinde kapıdan çıkarken bir şey söylemişti. Gazeteciler sorduğu zaman aday mısınız değil misiniz diye ne demişti? Aday değilim demişti. Ertesi gün aday oldu mu? Aday oldu. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ama söylemiş oldunuz yani işte. Söylemiş oldunuz. Fikrinizi açıkladınız yani. Ben şu anda karakter çiziyorum. Bu bir karakter tespitidir. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Yani Mevlana merasimine gelip orada Mevlana'nın bu sözünü söylemek Mevlana'nın özünü kapmak değildir. Ama bunun yaşamında olsa, ortaya koyacaksın. Göründüğü gibi olsa ya da olduğu gibi görünse bile kim olursan ol gel demiş, ondan gitmiştir yani. Gel de geldiğin gibi git demiyor. Burada öğrendiğinle gittin. Sayın Başbakan, devam ediyoruz sanırım. Olur, bir başlık daha açabilirim ama Nermin tabii. Evet. Ben bütçe konuşmanızdan yola çıkarak bir soru yöneltmek istiyorum Sayın Başbakan. Bütçe konuşmanızda dediniz ki partimizin asla Cumhuriyet'te hesaplaşmak gibi bir durumu yok. Cumhuriyet'te bir hesaplaşma içinde değiliz dediniz. Ve baş müşavirinizin ilginç bir makalesi vardı Ertan Bey'in geçtiğimiz günlerde. AK Parti öncesinde Cumhuriyet bir grup seçkinin malı ve otoriter bir kavram olarak algılanıyordu. Biz bu durumu değiştirdik diye bir ifadesi vardı. O da ilgi çekiciydi. Gelinen noktada liderliğini yaptığınız siyasi hareketi anlamak adına bunu soruyorum. Geçtiğimiz 10 yılda birlikte. Değiştiniz mi? Tayyip Erdoğan değişti mi? Ve bu anlamda özellikle muhafazakarlık anlayışınız nedir Sayın Başbakan? Cumhuriyetle hesaplaşma noktasında olmadık değiliz açıklaması yapma ihtiyacını neden hissettiniz? Bu yönde bir algı mı var? Onunla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi bu bize yapılan atıflara bir cevaptır. Yani sürekli hani biz şimdi diyelim ki son 10 yılın 79 yılla bir mukayesesini yapıyoruz. Bu mukayeseyi yaparken bizi hemen diyorlar ki Cumhuriyet'le işte hesaplaşma yapıyor. Ne alakası var? Biz 79 senede neredeydik? Şu son 10 senede nereye geldik? Ya bunu gösteriyoruz. Ya bu bir mukayese imkanı versin. Tabii ki 79 senenin içinde de bir şeyler yapıldı. Bir yerlere gelindi. Savaş dönemleri oldu. Savaş dönemlerinin içindeki şartlarla onun ardından gelen şartlar oldu. Ama bütün bunların içerisinde bir de savaşın olmadığı dönemler oldu. Biz 79 seneyi şöyle bütün itibariyle alıyoruz. Neredeydik? Ve son 10 senede de nereye geldik? E şimdi bu mukayeseyi yapmak bizim hakkımız değil mi? Yani biz kalkıp da kişi başına milli geliri 3500 dolardan alıp 10.600 dolara getirmişsek bunu söylemek bizim hakkımız. Yani buradan buraya gelmişiz. E kaldı ki biz göreve geldiğimizde bu ülkede devletin borçlanma faizi %63-64 iken eğer şimdi %5,5-6'ya gelmişsek ve reel faiz %0 olmuşsa ya bakın şurada artık Libor 0.63 ya. Biz Libor'u 6-7 buralarda gördük. Ve şimdi Libor 0.63 artı 2 ile filan kredi verir hale geldiler. Ya buralara geldik. E şimdi bunu anlatmayalım mı? Yani enflasyon. Devletin borçlanmasına bakıyoruz. Hamdolsun nerelerden nerelere geldik. E şu anda ben en son rakamı işte kapanışta açıkladım.
Bakın Merkez Bankası 27,5 milyar dolar döviz rezervine sahipti. Şu anda 121 milyar dolara yürüyor. 120 milyar doları aştı. Döviz rezervi buraya geldi. Öbür tarafta IMF'e olan borç biliyorsunuz 23,5 milyar dolardı. Şu anda 890 milyon dolara düştü. Ve Mayıs'ta sıfırlıyoruz. Biz artık yani kalkıp da yani bir yeni standby anlaşması yapalım falan böyle bir şeyimiz bizim yok. Kapadık o defterleri. Ve şimdi IMF'le ya bize de bir borç şeyi çıkardılar. Pek dedik biz size bir yani 5 milyar dolar falan borç verelim dedik. Böyle bir noktaya geldik. Yani alan el değiliz artık. Veren el konumuna geldik. Nasıl? Tabii böyle güçlü bir Merkez Bankası'na sahip olursanız inşallah daha da güçlü olacak. O zaman rahat hareket edebilirsiniz. Böyle bir şeye geldik. Bankalarımız iflas ediyordu hepsi. Hepsini geç. Ya biz kamu bankalarının borçlarını ödedik. Yani 113 arkadaşlar bu kolay bir şey değil. Milyar dolar bunu ödedik. Öbür tarafta zorunlu tasarruf dendi. Zorunlu tasarrufta 13,5 milyar doları biz ödedik. Bunlar ödendi bitti. Key dedikleri konut edindirme yardımı, işçi, memur bunları borçlandırdılar. Kaynaktan para aldılar. 3,5 milyar dolar bunları biz ödedik. Yani bunları anlatmayalım mı? Bunları anlatınca diyorlar ki işte bunlar Cumhuriyet'te hesaplaşıyor. Hayır. Biz Cumhur'un sahibi olduğu bir cumhuriyetle asla bir hesaplaşmanın içine giremeyiz. Çünkü o bizim aradığımız bir şey zaten. Niye? Bu cumhuriyetin sahibi cumhur, yani millet, halk. Nasıl biz onunla hesaplaşırız? O bizim her şeyimiz. Evet. Muhafazakarlaşma konusuyla ilgili... Ben zaten muhafazakardım. Muhafazakarlığım devam ediyor yani. Değişen bir şey yok. Gerçi bu başlıkta böyle gündemin hem önemli hem de belirli bir başlık altına konulmayan konularını ele alıyorduk şu aşamada. Elbette bir plan yapmıştık. Ama ekonomik verileri söyleyince diğer bölüm baki. O konudaki sorular baki. Oraya gelelim. Orada çok dikkat çekici, medyanın da ilgi gösterdiği bir durum var. Maliye Bakanı gelir vergisi reformunu anlatırken zenginlerden daha çok vergi alacağız dedi ama altı pek dolu görünmüyor. Bunu sizden rica etsek. Ya şimdi görünecek. Ya onun için bazı düzenlemelere gidiyoruz. Arkadaşlar o çalışmaları yapıyorlar. Evet yani çok kazanan çok verecek. Az kazanandan altının hatası bu. Biliyorsunuz gelişmiş ülken böyle yapıyorlar. Biz de şu anda gelişmekte olan ülkeyiz. Ama şu anda dünyada süratle gelişen 7 ülkeden bir tanesiyiz. Eğer okuduysanız son bazı raporları falan onlarda da yerini alıyor. İnşallah bu atacağımız adımlarla ve ataklarla çok daha süratle gelişeceğiz. Onun için tabii çok kazananlar da bundan biraz rahatsız olacaklar öyle zannediyorum ama rahatsız olmasınlar. Çünkü kazanan bu millet olacak. Kazanan bu ülke olacak. Bu ülke güçlendikçe onlar daha da sadece ulusal bazda değil, uluslararası bazda daha evet. da güçlenecekler. Reform belirli bir olgunluğa gelmiş demek ki. Bakan Bey de evet. söylüyor. Ben de bir soru sorabilirim bütçeyle ilgili. Şimdi bütçe hükümetin bir önümüzdeki yıl ne yapacağının şeysidir, tablosudur. Siz başbakan olarak girişimcilere ya da genç insanlara ne önerirsiniz? Nasıl bir bütçe, hangi ufukları açacak? Türkiye'de hangi alanlarda büyüme olacak? Hangi alanlarda istihdam daha büyüyecek bu bütçeye göre? Şimdi tabii az önce söyledim yani teknolojinin bize bedeli var. Şimdi geçmişte hatırlarsanız emek yoğun bir istihdam anlayışı vardı. Tabii emek yoğun istihdam anlayışında yani bir fabrikada o zaman 100 kişiyi çalıştırıyorsanız şimdi 100 kişinin yaptığı işi bu teknolojiyle birlikte bir kişi, iki kişi yapabiliyor, üç kişi yapabiliyor. Tabii bu işin bedeli bu noktada özellikle emek planında hakikaten ağır oluyor. Öyleyse bizim çok daha farklı alanlar ki bu da hizmet sektörü burada tabii birinci sırayı aldı. Şimdi biz istihdamda eğer dünyada hakikaten iyi bir yere geldiysek bunun sebebi de hizmet sektöründeki atağımızla. Ama bu da tabii mevsimlik etkilenmeler burada olabilir. Bu mevsimlik etkilenmeleri dışarıda bırakıyorum. Ve bunlar rahat rahat telafi edilebilir. Mesela önümüzdeki yıl biz yani bu 2013'te inşallah bu yakaladığımız 8,9'un altına evet. düşeceğiz. Ya yani bunu ben görüyorum. İstihdamda. İşsizlikte. Evet, evet. İşsizlikte. İşsizlikte. Evet. İşsizlikte. Şimdi
gençlerimizle ilgili olarak ben özellikle genelde bilişim teknolojisi alanını çok önemsiyorum. Yani bu alanda onların temayüz etmesi, inanıyorum ki yeni yeni bu konuda onlara gelişme fırsatını verecek. Hem o teknolojinin yan sanayinde alacakları yer, hizmet sektöründe alacakları yer. Yani bunlar çok çok önemli. Ve biz de şu anda eğitim sisteminde zaten bilişim teknolojisine yönelik adımlarımızı artırıyoruz. Çünkü yüksek teknolojide eğer biz Türkiye olarak yerimizi alamazsak sıçramayı yapamayız. Tabii. Şu anda biz artık yani tarım sektöründen ki orada da yani tarım endüstrisini yakalamak durumdayız. Ve buradan da yüksek teknolojiye geçme noktasındayız ki sağ olsun girişimcilerimiz bu noktadaki çalışmalarını yapıyorlar. Ve bir de tabii küresel sermaye de bu noktada ülkemizde yatırımlarına adım atmaya başladı. Ve bu arayışları içerisinde. Acaba devletçilik de bitti mi? Derin devlet bitmek üzere diyoruz. Devletçilik de bitiyor mu? Yok, devletçilik bitiyor canım. O tamam, o kontrolümüzde. Peki. Bizim yani özelleştirmeyle bir defa anlayışımız, yani kamunun bazı alanları hariç biz bir defa özelleştirmede yani çok kararlıyız. Orada şeyimiz yok. Sayın Başbakan, Fitch yatırım yapılabilir düzeye çıkardı Türkiye'nin notunu. Geçmişte kredi değerlendirme kuruluşlarıyla karşı karşıya geldiğinizi biliyoruz. O anlamda barıştınız mı? Yok, bir yere hani, kendi kuruluşunuzu... Hayır hayır, barışmadım. Onlarla barışmam mümkün değil. Öyle mi diyorsunuz? Tabii tabii tabii. Bunlar siyasidir. Bakın şu anda Yunanistan'ın kredi notunu 6 basamak birden yükseltiyor ya. Ya batmış burası, müflis. Her taraftan para alıyor. Sen 6 basamak birden yükseltiyorsun. Ya nasıl 6 basamak birden yükseltirsin? Türkiye'yi burada kalkıp böyle gıdım gıdım oynuyorsun. Bunlar dürüst değiller. Bunlar samimi değiller. Belli merkezlerle danışıklı dövüşü yapmaz suretiyle şimdi baktılar ki para veriyoruz, 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 veriyoruz. Hala Yunanistan'a yatırım yapılmıyor. Şöyle bir 6 basamak fırlatalım da belki Yunanistan'a bu işi bilmeyenler gider yatırım yapar diye kendi kendilerini aldatıyorlar. Yine yatırım yapmaz işini bilen. Evet. Adalarını satıyor. Hala orada sen 6 basamak yükseltiyorsun ya. Ne zaman görülmüş bu tarihinde? İsmini vermeyeceğim o kuruluşun ama çok çirkin bir yaklaşım. Böyle bir şey olmaz. Nazlı. Özelleştirmelerle devam... Ekonomiye devam ediyoruz yani. Peki. İstiyorsanız dış politikaya geçelim. Nasıl hayır, arzu ederseniz. Hayır, bizim tamam. O diğer yan dallarda var mı sorun? Ne kadar süremiz kaldı? Yaklaşık bir 20 dakikamız var. Ben bir kadına şiddetle ilgili Sayın Başbakan'a bir soru yöneltmek istiyorum. Efendim, kadına şiddet... Ekonomiden oraya atladın yani. Evet, kadına şiddet konusu geçtik, evet. Yani en can alıcı evet. Sorunlardan biri. Köprünün özelleştirmesi... Kadına şiddet şey meselesi... kısa bir süre önce milletvekiliniz Fatma Salman da... Biliyorsunuz böyle bir şiddete maruz kaldı. Fatma Hanım'la konuştunuz mu? Van'da daha çok yakın bir zamanda bir öğretmen herkesin gözü önünde öldürüldü maalesef. Kanun çıkarıldı, butonlar dağıtıldı, yönetmelikler. Nedir bu kadına şiddetin temelindeki neden sizce? Şimdi bakın şunu bir defa açık ve net ortaya koymam lazım. Biz tabii yani insan olarak alınabilecek tedbirler nelerse... Bunu dünya genelindeki uygulamalardan da hareketle azamisini alıyoruz. Şunu söyleyebilirim. Belki buna şaşıracaksınız. Yani kadına şiddette aslında Türkiye yani oran itibariyle artmıyor. Eksiliyor. Eksiliyor ama şöyle bir durum var. Geçmişte tabii bunların medya takibi falan yoktu. Medya takibi olmadığı için... Görünürlüğü mü arttı diyorsunuz? Şimdi görünürlüğü arttığı için... Şimdi bir yüz oluyor, bin oluyor. Böyle görünüyor. Öyle bir algılama var. Yani algılamada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa çok ciddi bir takip var. Yani bu tür şiddeti uygulayacak olanlar filan bunların geçmişte istatistiki bilgileri vesaireli filan bunlar yayınlanmıyordu. Böyle bir şey yoktu. Ama şimdi bunların hepsinin istatistiki bilgileri filan bunlar da yayınlanıyor. Biz tabii bu işin takipçisiyiz. Kovalıyoruz. Ne tedbir gerekiyorsa A'dan Z'ye bunları alıyoruz. Kaldı Fatma ki, Hanım'la konuştunuz mu? Konuştum. Hı hı. Tabii burada şöyle bir şey var. Yani biz Müslümanız. Hele hele bizim dinimizde böyle kadına kalkıp da sen şiddet uygulayamazsın. El kaldıramazsın. Vuramazsın. Böyle bir hakkın yok.
Kadın da erkeğe vuramaz tabii. Ya böyle bir şey yok. Yani eğer bunu yapıyorlarsa ha bunun yeri farklı. Dolayısıyla hukuku da neyse bunun uygulanması lazım. Ve biz bu konuda işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı bunun için daha da güçlendirerek ve orada kadınla ilgili birimi çok daha güçlü hale getirerek bunu da kırmış olduk. Ve yasada biliyorsunuz çok ciddi düzenlemeler getirdik. Yani bunlar yakalandığı anda, tespitinde vesairesinde cezai müeyyideleri de ağır. Sayın Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile gün... Nazlı bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir genelden mi gidelim? Bu genelden ben bir şeyi kısaca soracağım. Sonra ekonomiye özelleştirmeye geçeceğiz. Köprüden giriyordun değil mi? Köprüden, evet. Evet. Aslında o konuyla peki, ilgili... Asker intiharlarını soracağım ama ne kadar ciddi bir konu Sayın Başbakan. Cumhuriyet... Bir dakika. Şimdi bu konuyla ilgili olarak aslında bir albayımız biliyorsunuz. Evet. Silahlı kuvvetler tarafından bazı evet. televizyonlarda bazı açıklamaları oldu. Şimdi tabii bu intiharların birçok sebepleri var. Bu içeriğiyle ilgili olanlardan çok aslında dışarıyla ilgili olanları da var. Yani sadece içerideki havayla ilgili dolayı. Oradan değil sadece. Ve ağırlık da bu konuyla ilgili daha çok yani erbaşlar içerisinde oluyor. Ben geçen bakayım o yanımda mı benim? Yanımdaysa oradan size bazı bilgiler de şey yapabilirim. Değil. Çok bilgi var Sayın Başkan. Evet. Şimdi bununla ilgili olarak yani edindiğim bilgiler Genelkurmay Başkanımın bana da açıkladığı ve daha sonra bu albayımızın da bütün yani bilimsel olarak açıkladıklarında filan Türkiye aslında çok çok gerilerde. Mesela ABD bir numara bu olaylarda. Bizde ise bunlar dışla ilgili olması hasebiyle de maalesef bu tür şeyler oluyor. Ve konuyla ilgili olarak mesela daha ben geçen hafta Genelkurmay Başkanımız da yine bu konuyu aramızda değerlendirmesini yaparken yani konu üzerindeki hassasiyetini ben çok açık net gördüm. Ve bizde dedi şu anda bu tür olayları A'dan Z'ye inceletiyoruz. Ve tabii mesela son 10 yılın ben kendisinden bir şeyini istediğimde yarı yarıya mesela bu olayların azaldığını görüyoruz. Yani mesela son yıllık şeyine geldiğimizde aklımda kaldığı kadarıyla 1000'in üzerindeyken azala azala mesela şu anda 100 küsüre falan düşmüş. Böyle bir hatta 90 yanılmıyorsam. Buralara kadar düşmüş vaziyette, azalıyor. Niye? Bu kontrol sebebiyle. Tabii bunların birçoğu da maalesef bildiğiniz gibi psikolojik şeyler. Yani darpla diyorlar, şiddetle diyorlar. Yani bu konularda şu anda hava yani askerin içerisinde çok değişmiş vaziyet. Yani böyle bir şeye bir daha musamaha göstermeleri, müsaade etmeleri filan da söz konusu değil. Bizim bir de ordumuzun toplanını aldığınız zaman yani 750 bin kişilik bir ordu. Bu ordunun içerisine geleni gidenin durumunu düşünelim. Yani son dönemde mesela işte bir Üsteğmen hanımla ilgili bazı şeyler konuşuluyor falan. İşte bir gazetedeki annesi ailesiyle falan olan şeyler konuşuluyor. Şimdi bunlarla ilgili mesela bazı açıklamalar şunlar bunlar falan isteniyor. Ama her şey her yerde rahatlıkla açıklanmaz, açıklanamaz. Yani bunların nedenini onlar açıklamak durumunda da tabii değiller. Onu açıklayan mahfiller bellidir. Onun da yine yargı süreci vardır. Yargının içerisinde de zaten onun incelemeleri de yapılıyor. Dolayısıyla o bilgiler oradan da alınır. Peki. Ama ben şu anda yani bazı yaklaşımları medyada doğru bulmuyorum. Ve bunları silahlı kuvvetler üzerindeki bir oyun olarak da görüyorum. Bunlar da doğru şeyler değil. Yani askerin içerisinde bu intiharlar oluyor da dışarıda intihar olmuyor mu? Dışarıda da intihar oluyor. Sivil hayatın içinde de intihar oluyor. Öyleyse bizim kalkıp da illa bir fatura kesmek için böyle bir şey yapmanın anlamı yok. Mesela şimdi bakıyorsun işte Telenet orada işte Alo Mehmetçik diyor. Oralardan affedersiniz dalgalar geçiliyor falan. Bunlar çok çirkin şeyler. Doğru şeyler değil. Yani bu konularda biraz daha bizim yani milletçe de özellikle yazılı ve görsel medyadan benim ricam
daha hassas olmamız gerekir. Hele hele sosyal medyada. Nazlı Öztarhan özelleştirmeye gelmişti. Evet, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci özelleştirmesi yapıldı. Bu ihaleyi Koç grubu ve onunla beraber 28 Şubat'ın mağdurlarından Ülker grubunun birlikte almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle köprüye zam konusunda da bir açıklamanız oldu. Enflasyona bağlı olarak gider. O konuda da belki bir hatırlatma yapmak istersiniz. Fiyat iyi mi Sayın Başbakan sizce? Şimdi tabii belki daha iyi bir fiyatta çıkabilirdi. O ayrı mesele ama... Yani bizim şu anda yaptığımız değerlendirmeler, arkadaşlarım bana verdiği bilgi, rapor, yani günümüz şartları içerisinde gayet iyi bir telekomdan sonra fiyat diyorlar. Yani böyle bir durum var. Tabii şu da az önce Mehmet Bey'in söylediği, yani devletçilik ve işte bu devlette bu özelleştirme falan, bu süreç, bununla ilgili olan konu şu anda en önemli ispatlardan bir tanesi budur. Bir diğeri de Halk Bankası'nın biliyorsunuz yine %23'ünün özelleştirilmesi olayıdır ki o da bu dönem içerisinde hakikaten çok ciddi bir rakamı yakalamıştır. Şimdi bu tabii şunu da gösteriyor, yani biz 2012'nin sonundaki bu atakla 2013'e çok daha inşallah iyi giriyoruz, iyi gireceğiz demektir. Tabii burada yani Koç grubunun %40'ını, Malezya grubunun %40'ını, diğer grubun da %20'sini almak suretiyle burada bir adım atıldı. Ve bunun tabii işte %20'si peşin diğer 4 taksitte de ödenecek 4 yıl içerisinde, böyle bir süreç var. Fakat önemli olan şey şu. Yani bakımıydı, onarımıydı, bütün bunların hepsi biliyorsunuz bu konsorsiyuma ait. Köprülerde vesaire bütün buralardaki zamlarla ilgili olarak da bu zamlar konusunda da enflasyon neyse bu oranda artış söz konusu. Yani ben istediğim kadar artış yaparım gibi böyle bir tasarruf yetkisi yok. Bu benim Ulaştırma Bakanımdan aldığım bilgidir. Ve zaten beklenen de budur. Yani acaba bunlar şimdi özel sektör istediği gibi bunu yapayım? Hayır, böyle bir şey yok. Ama bakım, onarım vesaire burada da asla taviz söz konusu değil. Bakımını da onarımını da bunların en güzel şekilde, en ideal şekilde yapacak. Zaten yapmadığı takdirde bu tabii kendilerinin de aleyhine olacak bir şeydir. Dış yani politikaya... Ben geçelim. Geleceğe dönük İstanbul olarak merak ettiğim bir, üçüncü köprü ne zaman bitecek? İki, TÜP geçit ne zaman açılacak? Şimdi TÜP geçit 29 Ekim olarak biliyorsunuz. Yani 2013 yılının 29 2013. Ekim. Fevkalade bir durum olmaması halinde hedefimiz 29 Ekim'de inşallah TÜP geçidi açmak. 2015'te de iki katlı olanı, lastikliği inşallah açacağız. Boğaz Köprüsü'nün şeyi şu anda, yani orada da hedefimiz 3. köprüde, o da 2015 bizim 2015'te şeyimiz. 3. Evet. Köprü ve yollar devreye girmiş inşallah olacak. İnşallah. Orayı da açmış olacağız. Ve şu anda yani temel atma hazırlıkları filan yapılıyor. Çalışmalar başlamış vaziyette. Ve grup bu konuda bugüne kadar yaptıklarıyla zaten inandırıcı bir grup. İnşallah bu işi başaracağına ben de inanıyorum. Ve 3. köprünün yapılışıyla birlikte tabii ağır vasıtaların kuzeye çıkması... Dolayısıyla 1 ve 2'nin yükünü ciddi manada alacaktır. Yani belli saatlerden sonra Fatih Köprüsü'nden ağır vasıtalar geçsin. Şu artık bunlar ortadan kalkmış olacak. Oralar bu defa ne olacak? Tamamıyla normal vasıtalara kalmış olacak ama ağır vasıtalar da tamamıyla hepsi yukarıya. Yani geleceğe dönük işte Körfez geçiş falan. Şöyle bir proje anlasanız bana. Yani bir de şimdi, yarına bakalım. Hep dünden konuşuyoruz. Evet. Şimdi. Şimdi mesela bizim bununla birlikte bir de biliyorsunuz 100 bin yıllık uçuş kapasitesi olan havaalanı da orada, o bölgede Karadeniz yapılıyor. Yakın, evet. Şimdi tabii onun yapılması da burayı rahatlatacak. Yani o da kuzeye taşıyacak ve oradan dikey bağlantılarla, yani içte veya dışarıda seyahat yapacak olanlar, yani Sabiha Gökçen'i kullanmıyorsa buradan. Velev ki Sabiha Gökçen'i kullansın, yine oralarla da dikey bağlantıları bunların olacak. Ve 100 bin kapasiteyi artık konuşuyoruz. Yani bundan önce
Yani 10 bin, 20 bin, bilemedin 30 bin kapasiteyi konuşan Türkiye şimdi 100 bin kapasiteyi konuşuyor ki biz şu anda artık slot vermekte zorlanıyoruz. Yani böyle bir durumun içerisindeyiz. Ve şu anda da Lufthansa ile biliyorsunuz ortaklık görüşmelerini yapıyoruz. Yani benim son Almanya seyahatimde Merkel'in böyle bir teklifi oldu. Bu teklif üzerine talimatları verdik. Şu anda yönetimler görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi dünyanın en güçlü iki tane böylece uçak şirketi böyle bir ortaklığın içerisine girecekler. Böyle bir adımı atacaklar. Yani Lufthansa ile Türk Hava Yolları evet. ortaklığı projesi çok var. Önemli, evet. Evet. Sayın Başbakan evet. sanırım artık son 4-5 evet. dakikaya giriyoruz. Kısaca evet. dış politika ile ilgili birkaç soruyu isterseniz sıralayalım ve bitirelim evet. o anlamda. Irak'ta bölgesel yönetimle merkezi yönetim arasındaki gerginlik malumunuz. Bu dönemde Türkiye Bağdat'tan uzaklaştı. Kuzey Irak'a o manada daha da yakınlaştı. Sayın Talabani'nin sağlık durumu malum. Gelinen noktada nasıl değerlendiriyorsunuz bölgedeki dengeleri? Suriye meselesi var, Patriot'lar var. Ne zaman konuşlandırılacaklar? Neden Türkiye'nin bu tür füzeleri yok sorusu akla geliyor? Yakın zamanda olacak mı? Bu tür girişimler olacak mı? Bölgede pek çok ülkede saldırı amaçlı füzeler varken sorusu akla geliyor. Sürekli Esad'a ömür biçiliyordu. 3 ay dendi, 1 yıl dendi. Esad yönetimiyle ilgili hangi noktada bölge Sayın Başbakan? Şimdi uygun görürseniz ben Suriye'den başlayayım önce. Buyurun efendim. Şimdi Suriye ile ilgili olarak bir defa ben hiçbir zaman Esed'in siyasi ömrüyle ilgili süre vermedim. Ama gidicidir dedim. Şu anda yine aynı şeyi söylüyorum. Er veya geç gidicidir. Yani Esed'in orada kalması mümkün değil. Niye? Benim siyasette inandığım şey şudur. Yani eğer bir halk sizi kabullenmiyorsa, halk size inanmıyorsa siz orada iktidarda kalamazsınız. Er veya geç gidersiniz. Bu demokrasilerde de böyledir. Antidemokratik sistemlerde de böyledir. Kalamazsınız. Ve Esed de gidecektir. Niye? Halkına bu kadar zulmeden, halkına bombalar yağdıran, bakın artık yerde hiçbir gücü kalmadı. Ama Esed ordusunun halkın %85'i Sünni olmasına rağmen ordusunun gücünü %15'te kontrol altına alan birisidir. Böyle olduğu için orada azınlığın çoğunluğa tahakkümü vardır. Ve en sonunda işi nereye getirmiştir? Bir mezhep savaşına getirmiştir. Şu anda belli bir Sünni grup da tabii onun korkuyla tahakkümü altındadır. Ve orada şu anda bir mezhep savaşı maalesef vardır. Ve karada hakimiyeti kalmamıştır. Tamamen şu anda arazide tabii muhalif güçler hakim durumdadır. Ama tabii uçaklarıyla, tanklarıyla vesairesiyle ne yapıyor? Bombalıyor. Ve bu bombalamalar esnasında tabii şu ana kadar 50 bin aşkın insan öldü. Ve şu anda bizdekilerle beraber işi düşündüğümüz zaman yani 550 bin, 600 bin insan göç etmiş durumda. Ama ülke içinde de 2,5 milyon insan göç etmiş vaziyette. Böyle bir durum var. Burada bir insanlık dramı yaşandığı kesin ve doğru. Kesin. Orada Esad kendi halkına zulmediyor ama sanki son dönemde böyle ciddi metot hataları yapıldığı iddiaları var dış politikayla ilgili. Özellikle sanki Suriye'nin Esad'la tek derdi olan Türkiye'ymiş gibi değil, bir değil, izlenim. Değil. Yani burada bir frene basılma, geri çekilme hayır, gibi hayır. bir şey söz konusu olacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda bakın bir defa sadece Türkiye olmuş olsa Esed güçlü olurdu. Esed şu anda her gün kan kaybediyor. Bakın Rusya Federasyonu Başkanı buraya geldi. İşte şurada yaptığımız basın toplantısında ne dedi? Çok açık net bütün basının huzurunda biz dedi Esed'in avukatı değiliz. Dün veya evvelsi gün yine yaptığı bir açıklamada biz kesinlikle ne avukatıyız ne yanlıyız. Bunun açıklamasını yaptı. Ama geçmişten gelen tabii bazı birliktelikleri sebebiyle şu anda birden kesip atmış değiller en ama... En büyük destek İran mı? Esad'ın en büyük desteği evet, İran mı? Aynen öyle. Onların aynen patriotlarla öyle. Ilgili ama rahatsızlıkları şey var. Ama şey sebebiyle tabii Rusya ve Çin Federasyonu'nun ilk zamanlar Birleşmiş Milletler'deki bizim beklediğimiz bir karar var. O kararı çıkartamamak Esad'ı burada dayanma gücünü artırmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden o beklenen karar çıkmış olsaydı
Esed daha erken giderdi. Çünkü orada o zaman İran'ın istediği kadar destek versin, o desteğin de herhangi bir ederi olmayacaktı. E şimdi burada yani Batı belli kendine göre destek veriyor. Ha, beklediğimiz destek mi değil. Daha farklı, daha güçlü bir destek verebilirdi. Amerika'ya gidecek misiniz efendim? Amerika... Bitireyim şurayı istersen. Tabii. Yani bu bağlamda o görüşmeleriniz de önemli olacağı için soruyorum. Ama benim gidişimin tabii sebebi sadece Suriye değil. Mutlaka. Suriye en önemli konulardan bir tanesi. Birisi olacak, evet. Bir de tabii bir şimdi Sayın Obama'nın son döneminde, yani ikinci döneminde diyeyim, yapacağımız Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili birçok konuları gündemimize alacağız. Bunları konuşacağız. Bölgeyle ilgili konuları gündemimize alacağız. Bunları konuşacağız ama her şeyden önce mesela şimdi Irak'taki gelişmeler çok çok önemli. Çünkü Irak'taki rahatsızlık yarın o da Suriye'ye dönüşebilir. Kaygılı mısınız? Suriye'ye dönüşebilir. Çünkü orada da ciddi bir mezhep farklılığı var. Şia var, Sünni var. Şimdi orada Kürt, Arap, Türkmen. Bu üçlü ağırlıklı olarak Sünni'dir. Öbür tarafta da Şia var. Ve Şia'nın içerisinde ılımlı olan Şia var. Bir de katı olan grup var. Şimdi ılımlı olanlar şu andaki bu ılımlı davranışlarını korumaları halinde şu andaki merkezi yönetimin yaptıklarından Irak kurtulur, bölge kurtulur. Şu anda bir defa merkezi yönetimin yaklaşım tarzları hiç hoş değil. Ve yani merkezi yönetim şu anda bir azınlık hükümetidir aslında Irak'ta. Ama azınlık hükümeti olmasına rağmen aldığı destekle Şia olduğu için şu anda orada maalesef halkını onlar da zulmediyor. E bizim Kuzey Irak'la olan münasebetlerimizi yadırgıyor. Niye yadırgıyorsun? Bizi tehdit ediyor zaman zaman. Neyle? Bilmem Türk şirketlerini dışarı şey yapacakmış. Mesela şimdi işte Rusya ile olan ilişkilerini savunma sanayine yönelik işte artırdığını söylüyor. Yok bilmem işte Çinli olanı artırdığını söylüyor. Yok Amerika ile olan ilişkilerini artırdığını söylüyor filan. Bu tür şeyler var. Bütün bunların hepsi güya Türkiye'ye karşı atılmış olan adımlar. Kaldı ki bizim bunlarla biliyorsunuz 20 civarında yaptığımız anlaşmalar var. Ve kimsenin oraya girmediği dönemde benim girişimcim, benim yatırımcım risk alarak oraya girdi. Orada girdi, altyapısını, üst yapısını, her şeyini ayağa kaldırmaya başladı. E ve şimdi gidin bakın, hiç gittiniz mi bilmiyorum. Yani bir Kuzey Irak'a gidin. Kuzey Irak'ı göreceksiniz. Nefis bir şehir, planlanmış bir şehir. Ama Kuzey Irak'ın dışında merkezi yönetimde olan bölgelerin ise ne yazık ki harabe halinde olduğunu göreceksiniz. Bir bölünme tehlikesi görüyor musunuz efendim Irak'ta? Benim temennim olmamasıdır. Yani böyle bir şeyler konuşuluyor ama bunların kesinlikle olmaması lazım. Yani orada birlikteliğini koruması lazım. Ve o birliktelikle beraber Türkiye-Irak dayanışması yine aslına uygun olarak devam etmesi gerekir. Temennim odur ki bir an önce orada da demokratik parlamenter sistem aslına uygun olarak kurulsun. Ve bir an önce seçime gidilsin. Çünkü seçime orada şöyle bir yıl kadar daha bir süreç var. Bu süreç içerisinde de yani ben kendime ait güvenlik güçlerimi kurayım, oluşturayım ve bununla beraber daha çok zulmediğim anlayışı değil, halka dayalı bir sistemin orada tamamıyla oturtulması ve bu sistemin düzenli hale gelmesi. Tabii bu arada Talabani'nin şu anda hastalığı sebebiyle bu belirsizliğin de netleşmesi önem arz ediyor. Ve burada da herhangi bir yani provokatif bir karar değil, hakikaten Irak'ı yani rahatlatacak bir güven ortamını tesis edecek bir karar alınması da temennimizdir. Dolayısıyla ben kendisine şifalar dilerken tüm oradaki siyasi gruplara hepsine de biz itidal tavsiye ediyoruz. Çünkü Irak hakikaten sahili selamete çıkarsa bölge inanıyorum ki Suriye'siyle, Türkiye'siyle çok daha güçlü refah huzur bölgesi olur. İran'la Esad sonrası bir anlaşma olabilir mi yoksa gerginlik tırmanır mı? Çünkü patriotlarla ilgili İran Genelkurmay Başkanı'nın sert bir açıklaması vardı. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir. Saçmalıyor o Genelkurmay Başkanı. Yani ona benim cevap vermem zaten gereksiz bir şey. Yani Genelkurmay Başkanı önce kim adına konuşuyor, ne adına konuşuyor? Yani bunlar
biz Cumhurbaşkanı ile konuştuğumuz zaman diyor ki, o diyor kendi düşüncelerini söylüyor, bizim öyle bir düşüncemiz yok diyor. Bakıyorsun bir başkası çıkıyor, bir başka konuşuyor filan. Yani İran'da kim kim adına konuşuyor, ne adına konuşuyor? Bir orada şu anda yani söylem kimdedir? Kim konuşur? Nasıl konuşur? Bilinmediği için de bunlar konuşulup devam ediyor. Onun için biz kendi işimizi biliriz. Kendi kararımızı kendimiz veririz. Biz NATO'nun mensubu bir üyeyiz. Ve NATO mensubu bir üye olarak beni ülkemin ana muhalefet partisi bile anlayamıyor. İşte kendi topraklarımızı biz NATO'ya devrettiğimizi söylüyor. Ya NATO'nun amir hükmü, NATO üyesi ülkelerin toprakları üzerinde NATO oraların savunma haklarının koruyucusudur diye hüküm var. Şimdi burada bizim sınır güvenliğimizi sağlamakla ilgili olarak eğer bir müracaatımız varsa NATO gelir bizim sınır güvenliğimizi korumaya bize destek olur. Bu nedir? Bizim topraklarımızın korunmasına yöneliktir. Bunu söyledik diye adam bizi topraklarımızı vermekle bilmem ne yapmakla bununla ya bunlar çok basit ifadelerle güya kendilerine siyasi rant elde etmenin gayreti içindeler. Şu anda biz diyelim ki Balkanlardayız. NATO bizi oraya davet etti. Gittik. Biz orada işgal kuvveti miyiz? Afganistan'dayız. Biz Afganistan'da işgal kuvveti miyiz? Şu anda ben Sayın Karzai'ye diyorum bak sen bize ne zaman tamam artık gidebilirsiniz derseniz biz oradan ayrılırız. NATO birlikleri olarak oradayız. Biz böyle bu münasebetleri geliştiriyoruz. Ve NATO'nun üyesiyiz ama bunların siyasi bilinci daha gelişmemiş. Sıkıntı burada. Ve biz de ne yaptık? Teklifimizi yaptık. Amerika, Almanya, Hollanda hepsi biliyorsunuz iki batarya, ikişer batarya olarak altı batarya verdiler. Ve şu anda işte üç tane vilayetimize bunlar yerleştirilecek. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana olarak şu anda zannediyorum belirlendi. Ve ona göre de burada bir yıllık sürede bu görevi yapacaklar. Ondan sonra biz uzatılması talebinde bulunursak uzatılır. Normalleşme olursa zaten bizim de ihtiyacımız kalmayacaktır. Onlar da kendi bataryalarına zaten her an ihtiyaçları var. Çekilirler. Süremiz doldu Sayın Başbakan. Çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşıma, halkıma özellikle saygılarımı, sevgilerimi sunarken yeni yılımızın ülkemiz, milletimiz için, tüm insanlık için barışa vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 2 saat boyunca Sayın Başbakan gerçekten şöyle bir yokladım.